Değerli izleyenler, her pazar sabahı olduğu gibi bu pazar sabahı da Yeni Nesil Gazetesi'nin Avrupa'daki Anadolu programı için hazırlamış olduğu haber bülteniyle karşınızdayız. Viyana ve Avusturya gündeminin nabzını sizler için de bu hafta tuttuk. Dilerseniz haberlerimize geçelim. Haftaya Avusturya siyasetini sarsan bir haber ile başlıyoruz değerli izleyenler. Hafta başında SPÖ lideri ve Avusturya Başbakanı Werner Faymann görevinden istifa etti. Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra yaşanan krizin ardından Werner Faymann, SPÖ'lü yöneticilerle görüştü ve bu yöneticilerle birlikte aldığı karar sonrasında görevinden istifa ettiğini açıkladı. Werner Faymann'ı bu istifaya iten sebeplerin arkasında SPÖ içerisinde yaşanan bölünmeler gösteriliyor. SPÖ içerisinde kimi kısım mültecilere daha fazla hak verilmesini isterken Werner Faymann'ın desteklediği bir başka kısım ise mültecilerle ilgili kanunların sıkılaştırılmasını ve mülteci haklarının da kısıtlanmasını istiyorlardı. Bu çatışmalar SPÖ içerisinde ayrılıklara yol açtı ve Werner Faymann istifası sonrası parti içerisinden %100 destek almadan parti liderliğini ve başbakanlığı yürütmenin gerekli olmadığını söyledi. Werner Faymann'ın istifasının ardından ÖVP de bu istifayı destekledi ve yeni gelecek başbakan ve SPÖ lideri adayını beklemeye başladı. SPÖ liderleri arasında yapılan görüşmeyle birlikte birinci aday olarak ÖBB'nin başkanı başbakanlık görevini alacak gibi görünüyor. Fakat hafta sonu yapılacak görüşmeler ile birlikte önümüzdeki hafta bu tamamen netlik kazanacak. Haftanın ikinci haberi Avrupa Birliği'nin Türk vatandaşlarına uygulamayı düşündüğü vizesiz seyahat hakları ile alakalı değerli izleyenler. Bu hafta içi yaşanan gelişmeler sonrasında Avrupa Birliği parlamentosu Türk vatandaşlarına vizesiz dolaşım hakkının verilmemesini talep etti değerli izleyenler. Hafta içerisinde Avrupa Birliği Komisyonu Avrupa Birliği ile Türkiye arasında yapılmış olan mülteci anlaşmaları gereği konuyu Avrupa Birliği Parlamentosu'na getirdi ve komisyon Avrupa Birliği Parlamentosu'ndan Türk vatandaşlarına 90 gün için vizesiz dolaşım hakkı verilmesini istedi. Fakat parlamento yani Avrupa Birliği Parlamentosu yapmış olduğu görüşmelerde bu konuda çekimser tavır aldığını ve birçok Avrupa Birliği yöneticisi de konuyla ilgili negatif tutumda olduklarını belirttiler. Bunun ardından bu öneri, kanun önerisi Avrupa Birliği Komisyonu'na geri gönderildi. Şu an için Türk vatandaşlarına verilecek olan Avrupa Birliği vizesiz dolaşım hakkı şu an için kaldırılmış görünüyor değerli izleyenler. Fakat Avrupa Birliği Komisyonu konuyu bir kez daha parlamentoya taşıyabilir ve değerlendirebilir. Sıradaki haberimiz ailelerimizi ilgilendiriyor. Birçok ailenin en önemli korkularından bir tanesi çocuklarının, özellikle küçük çocukların camlardan ve balkonlardan sarkarken düşmeleri değerli izleyenler. İşte böyle bir olay hafta içerisinde Viyana'da gerçekleşti. Viyana Yedlezerstrasse'de Karl Zeitz konutlarında 2 yaşında bir Türk çocuk camdan sarkarken kaldırıma düştü ve ağır yaralandı değerli izleyenler. Polis olayın nasıl gerçekleştiğini henüz bilmiyor. Zira aile çocuğu kontrol etmiyordu bu olay yaşandığında. Ağır yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı ve tedavisi devam ediyor değerli izleyenler. Değerli izleyenler, son haftalarda başkent Viyana'da birçok şiddet olayı yaşanmakta ve bu şiddet olayları da vatandaşların oldukça canını sıkmakta. Geçtiğimiz haftalarda yaşanan Levyeli saldırı olayının ardından bir kişi hayatını kaybetmişti. Daha bu haber sıcaklığını korurken bu hafta yeniden bir Levyeli saldırı olayı gerçekleşti. Viyana 3. bölgede Landstrasse üzerinde 41 yaşında bir Macar vatandaşı kendini kaybederek elindeki demir sopayla vatandaşlara saldırmaya başladı. İlk önce bir arabanın camlarını kıran vatandaş daha sonra da gençlere saldırdı. Gençler kendini savundular ve yoldan geçen bir başka gencin de yardımıyla beraber Levyeli saldırganı uzaklaştırmayı başardılar. Şans eseri böyle bir durumda yardıma yetişen vatandaş yüzünden kurtulan gençler hemen polisi aradılar ve polis de 500 metre uzaklaşan 41 yaşındaki Macar vatandaşı saldırganı yakaladı. Saldırganın alkollü olduğu ve suçu neden işlediği bilinmiyor. Bu saldırganın da değerli izleyenler daha önce Viyana'ya geldiği ve başka saldırı olaylarında daha karıştığı belirlendi. Polisin daha önceki saldırganları sürekli bırakıyor olması ise vatandaşı ilgilendiren ve kızdıran bir başka konu. Bu haftanın son haberi taciz vakaları ile alakalı. Son haftalarda Avusturya'da yaşanan taciz vakaları vatandaşı oldukça öfkelendirmiş durumda ve bu öfke
Adalet Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı'na yansımakta. Bu hafta içerisinde Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı ortak olarak yaptıkları görüşmelerde yeni bir kanun tasarısı hazırlamaya karar verdiler değerli izleyenler. Kanun tasarısına göre taciz suçlarına karışan kişilerin derhal DNA örnekleri alınacak ve hemen en ağır cezalara çarptırılacak. Özellikle bu kişiler mülteciler ise anında sınır dışı edilecekler böyle bir suça karıştıkları belirlendiği anda. Aynı zamanda hafif bir taciz suçlamasıyla karşı karşıya kalan herhangi birisinin DNA örnekleri alınabilecek ve kaydedilecek değerli izleyenler. Bu yeni yasalar ile birlikte Avusturya'da taciz vakalarının oldukça azalması bekleniyor. Fakat birçok kesimde bu kadar sert yasalara karşı çıkıyor. Değerli izleyenler, bu hafta da haberlerimizin sonuna geldik. Yeni Nesil gazetesi olarak her gün yaklaşık 10 haber ile Avusturya gündemini takip etmeye devam ediyoruz. Siz de gündemden haberdar olmak istiyorsanız Facebook sitemizden Yeni Nesil gazetesini takip edebilirsiniz. Dediğimiz gibi haberlerimizin sonuna geldik. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere.